Evet sevgili boğalar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 10-16 Haziran arasında sevgili boğaları neler bekliyormuş? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım sevgili boğalar için ilk kartımızla başlayalım. Oo sevgili boğalar, tılsımların dokuzusu. Tılsımların dokuzusu da nedir? Emeğinizin meyvelerini toplayacağınız bir dönemi sembolize eder arkadaşlar bu kart. Aynı zamanda birazcık işkolik olacağınız dönemi sembolize eder. Konforlu yaşam, kendine güven, finansal bağımsızlık, finansal başarıyı sembolize eder aynı zamanda bu kart. Ve aslında kendi başına başarıyı sembolize eder sevgili boğalar. Yani birisi size ya ben şöyle yaptım da onun için böyle oldu dediği zaman hadi oradan. Ben kendim başardım, bu benim kendi başarım diyebileceksiniz çok rahat bir şekilde. Hadi bakalım ikinci kartımız sevgili boğalar için. Allah Allah, koçlarda da çıktı güçlü arkan. Denge kartı sevgili boğalar nedir? Bu kartın mottosu şeydir sevgili boğalar. Her şey çok güzel olacak. Bu dönem hayatınızın balanslı bir şekilde ilerleyeceğini sembolize eder. Sağlık konusunda gayet sağlıklı olduğunuzu. Fakat ufak tefek üstünüzde de kırgınlıklar varsa çok çabuk iyileşeceğini sembolize eder. İnanılmaz derecede optimist olacağınız bir dönemi sembolize eder. Ve aynı zamanda ileri görüşünüzün hat safhada olacağı, yani gelecekle ilgili mükemmel planlar oluşturabileceğiniz bir dönemi sembolize eder. Negatifi de bu kartın, şöyle söyleyeyim, birazcık tez canlı olabilirsiniz bu dönemde negatifinde. Hadi bakalım son kartımız sevgili boğalar için. Oo sevgili boğalar, bir döngünün bitişi. Kılıçların onlusu. Kılıçların onlusundan normalde insanlar korkar işte böyle, çünkü hani adam ölmüş, arkada böyle bıçaklar saplanmış falan. Yani her zaman söylerim, nasıl bakarsanız öyle görürsünüz bu kartlara. Bakın gece aydınlanıyor. Yani diyor ki karanlık günler geride kalıyor. Yani beyaz çizginin başlangıcı geliyor hayatına der. Fakat negatifinde gerçekten arkadaşlar şeydir, yani çok güvendiğiniz bir kişi tarafından sırtından bıçaklanmayı mecazi anlamda sembolize eder. Aynı zamanda bu dönem hastanede kan verme, analiz veyahut hani iğne ile yapılacak bir takım işlemler. Sadece hastane değil, bu güzellik için de gidebilirsiniz, ne bileyim işte dişçiye gidersiniz, iğne ile şey yapar, anestezi yapar mesela örneğin gibi. Veyahut akapuntur. Örnekler çoğaltılabilir. Aynı zamanda da yeni bir hayata başlangıcı, yeni bir döngüyü sembolize eder bu kart bizler için. Evet sevgili boğalar, sizler için 10-16 Haziran arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Haziran ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.